15 Temmuz'un sesi nasıl doğdu? Herhalde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra harekete geçtiniz değil mi? Evet. 15 Temmuz'dan sonra özellikle kişi çok fazla ön plana çıkmıştı. Birincisi yeni bir darbe girişimi söylentileriyle işte meydanları terk etmeyin gibi. İkincisi de işte az önce bahsettiğiniz gibi yurt dışında çıkan bir sürü kara propaganda, yalan, yanıltma haberleri çıkıyordu. Ne yazık ki o zaman bunlara karşı mücadele edebileceğimiz bir kurum yoktu. Aslında bir ihtiyaçtan dolayı doğduk. Twitter üzerinden yapılan bir çağrıyla biraz yabancı dil bilen arkadaşlar olarak bir araya geldik. Böyle gönüllü bir platform kurduk. Bahsettiğiniz gibi bir haber çıktığı zaman hemen ona karşı o olayın doğrusunu anlatan yayınlar yaptık. İşte güzel bir tasarımla yayınladık bunları. İlgili ülkelerle ilgili özellikle oranın oradaki FETÖ yapılanması ile ilgili içerikler hazırladık. İşte video editlemeleri yaptık, altyazılar ekledik ve bunları yayınladık genel olarak. Yani sosyal medya üzerinden değil mi? Evet, şimdi evet, bir haber yayınlanıyor. Türkiye aleyhtarı bir haber yayınlanıyor. O haberi tabii binlerce kişi, belki yüz binlerce, milyonlarca kişi görüyor. Evet. Siz nasıl o kişilere mi bir yandan da ulaşmaya çalışıyorsunuz? Nasıl yürüyor? Şöyle bir mention ekibi kurmuştuk daha sonra. Bizim içeriklerimizi o haberlerin altında paylaşıyorlardı. Ya da doğrudan bizim içeriklerimizin altında işte takip eden yabancı takipçilerimizle doğrudan birebir diyaloğa girerek olayın aslında anlatıyorduk. Tabii bizim bu çalışmamız sadece 15 Temmuz özelinde, hani Türkiye aleyhinde çıkan haberlerle ilgili. Peki Emre Bey, size sorayım. Şimdi 15 Temmuz sonrası zaten aslında Türkiye aleyhine birçok haber çıktı. Özellikle tabii FETÖ üyeleri tutuklanıyor ama şöyle bir algı da var Batı ülkelerinde. İşte bazı tutuklamaların haksız olduğu ya da bazı şeylerin düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor. Ama bakıyoruz o açıklamalara terör örgütlerinin ağzından geliyor. Maalesef. Onları nasıl ikna etmeye çalışıyorsunuz? Yani öyle bir algı var çünkü sanki Türkiye'de işte düşünce özgürlüğü kısıtlanıyormuş algısı yaratılmaya çalışılıyor. Evet, maalesef. Maalesef öyle bir algı oluşturuldu ya da oluşturulmaya çalışıldı bilinçli ve de bilinçsiz olarak. Ana akım batılı medya tarafından başlıklarda bu tip ifadeler kullanıldı. Tabii buna karşı bizim de organize bir resmi ekip oluşum olmadığı için biz gönüllüler olarak yabancı dil bilen üniversite öğrencilerinden çalışanlara çeşitli kişiler olarak içerikler hazırladık. Sosyal medyada özellikle Twitter, Facebook'ta bu tip haberlere karşı bu haberlerin yalan olduğundan içeriğindeki çelişkileri ortaya koyan ifadeleri topladık. Bunları İngilizce, Fransızca, Almanca, hatta Arapça, İbranice'ye kadar çeşitli dillere çevirerek üniversitelerdeki arkadaşlarımızdan destek alarak yayınladık. Hatta gerekli animasyonlar, videolar hazırladık bunun için ve bunları bu yabancı haberlerin karşılığında sosyal medyada görünecek şekilde yaymak için elimizden geleni yaptık. Bu konuda da ciddi destekler aldık sosyal medyada bunu duyurmak isteyen insanlar tarafından. Çok işe yaradı. Hakikaten çok işe yaradı. Peki ne söylüyorlar? Yani o Türkiye üzerine diyoruz ya bir kara propaganda, iftira kampanyası. O haberlerin içeriğinde hani aslında biz az çok biliyoruz ama evet, izleyicilerimize biraz daha evet, açalım isterseniz. Ne diyorlar ki Türkiye'yi karalamaya yani, çalışıyorlar? Biliyorsunuz çok ciddi bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık ve inanılmaz şeyler. Yani bu bir işte tiyatroydu, bu bir senaryoydu. İşte bu muhalif insanları susturmak için kullanılan bir araçtı. Burada tutuklanan insanlar işte gazeteciydi, aydındı gibi şeyler. Halbuki gayet darbeyi desteklemiş kişilerdi. İşte darbenin arkasında Gülen FETÖ örgütünün olup olmadığına dair şüpheler uyandıracak tarzda yurt dışında yaşayan FETÖ üyelerinin de etkisiyle haberler yapıldı. Bunlara cevap olarak kanıtlar sunuldu. İşte FETÖ üyelerinin darbe öncesinde neler söylediği, darbe aşamasında hangilerinin dahil olduğuna dair. Bunları zaten Türk halkı biliyor ama yurt dışında bu yeterince bilinmiyordu. Yabancı dile çevirerek bu yabancı haber kanallarına karşı sunduk. Tam orada o zaman Muhammed Bey'e de sorayım. Tabii. Siz şimdi bu mücadeleyi veriyorsunuz. Geri dönüşleri nasıl oluyor? Yani o oluşan yanlış algıyı kırma noktasında size ne söylüyorlar? Ya evet biz böyle zannediyorduk. İşte tiyatro dediler, biz de tiyatro mu acaba diye düşünüyorduk ama şimdi sizin söylediklerinizi görünce, o görüntüleri bizimle paylaşınca algımız değişti mi diyorlar? Aslında şöyle, biz kendimiz kitabı hazırlarken de birçok bildiğimiz şeyin aslında yanlış olduğunu öğrendik.
timeline'ları hazırlarken baktık aslında hiç medyaya yansımamış ya da kitaplara yansımamış şeylerin, çok ciddi şeylerin bilinmesi gerektiğini düşündük. Ama bize genelde geri dönüşler hep gönüllü olduğumuz üzerinden geldi. Gönüllü olduğumuz için çok fazla övgü aldık. O yüzden iyi dönüşler alıyoruz. Şimdi de kitabın basımıyla uğraşıyoruz. Bir de kitap hazırlıyorsunuz. Evet. Ne var o kitapta, size sorayım onda? O kitabın içerisinde 15 Temmuz'a dair her şey var. Adı ne olacak kitabın? 15 Temmuz Külliyatı olacak. 15 Temmuz Külliyatı'nın içerisinde her şeyin olmasını planladık biz ve hazırladık. Yaklaşık 654 sayfa sürdü. Bu kitabın içerisinde öncelikle 15 Temmuz'a hazırlık süreci anlatıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz hazırlık süreci nasıl anlatıldı. Nasıl adım adım geldikleri. Evet, nasıl adım adım buna uğraştıkları anlatıldı. Daha sonra 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve 15 Temmuz sonrası yaşanan şeyler anlatıldı. Daha sonra darbecilerin veya darbeci olmayan komutanların ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada, yurt dışı basınında 15 Temmuz'a dair ne varsa hepsini işledik. 249 şehidimizin tamamına birer sayfa ayırmak üzere hepsinin nasıl şehit olduğunu anlattık. Yani 15 Temmuz'a dair her şeyi anlatmaya çalıştık biz kitapta. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Umarım güzel geri dönüşler alırız. Ne zaman ulaşacağız kitaba? Basım için şu anda hazırlıklar yapılıyor. Devam ediyor. Resmi görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım kısa zamanda yayınlanacak.